Anıttabur gezisine Tandoğan kapısından başlanır. Tandoğan kapısından girdikten sonra gerekli güvenlik kontrollerinden geçildikten sonra ilk olarak 26 basamaklı bir merdivene ulaşılır. Bu 26 basamaklı merdiveni çıkınca karşımızda 262 metre uzunluğunda Aslanlı Yol vardır. Anıtkabir alanındaki ilk geçeceğimiz ve göreceğimiz nokta burasıdır. Aslanlı Yol denmesinin sebebi yolun sağında ve solunda ikişerli gruplar halinde 12 aslan grubunun bulunması. Yani toplamda 24 aslan bulunuyor. 24 olmasının sebebi Oğuzların 24 boyunun temsil etmesidir. Aslanlar Hitit aslanları şeklinde yapılmışlardır. Burada da Anadolu'daki eski kültürlere olan bir gönderme söz konusu. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Ankara Anadolu Medeniyetleri başta olmak üzere pek çok müzemizde Hitit aslanları vardır. Bu Hitit aslanlarının neredeyse tamamı ayakta ve tehditkar bir pozisyondadır. Anıtkabir'deki aslanlar ise uysal bir şekilde yatmışlardır ama yüzlerinde o korkutucu ve caydırıcı ifade vardır. Burada verilmek istenen mesaj da Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi uyarınca bu aslanlar sakin bir şekilde yatmaktadır, bekçilik yapmaktadırlar. Ama vatana herhangi bir taarruz olduğunda vatanı koruma kararlılığı da yüzlerinden fazlasıyla okunmaktadır. Uzun bir mesafe aslında. En çok düşünülen şey şudur. Neden bu kadar uzun? Yürümeye başlarsınız ve mozoleyi görmezsiniz. Yürürsünüz, bir heyecan basar. Yürürsünüz, nereye gidiyorum dersiniz. İşte bu 262 sayısının bir şeyi yoktur, bir anlamı yoktur. Ama uzun olmasının sebebi şudur. O manevi karşılaşmaya, Anıtkabir'e gelen kişiyi hazırlamak, bir sabırsızlık içerisinde onun yürümesini sağlamak ve en son noktaya kadar da mozoleyi asla göremezsiniz. Aslanlı Yol biter bitmez, mozole bütün ihtişamıyla karşınıza çıkar. İşte o an gerçekten atanın huzurunda olduğunuzu hissettiğiniz andır. Anıtkabir, Ankara şehrinin tam ortasında, eski adıyla Rasat Tepe olan, bugünkü adıyla Anıt Tepe olan 906 metre yüksekliğindeki bir tepenin üzerinde bulunur. Anıt Tepe diyoruz çünkü üzerinde Anıtkabir var. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk öldüğünde nereye gömüleceği belli değildi. Bu sebeple ebedi istirahatgahı, yani böyle bir anıt mezarı yapılana kadar geçici bir süre özel bir katafalkın içerisinde, Ankara Etnografya Müzesi'nin içerisinde özel bir bölümde tutuldu. Bu arada nereye gömüleceği konusu gündeme geldi. Bunun için uluslararası bir yarışma düzenlenmesine karar verildi. Ve 1941 yılında yerli ve yabancı 47 mimarın katılmasıyla uluslararası bir anıt proje yarışması düzenlendi. Ve bu yarışmayı Profesör Doktor Emin Onat ve Orhan Arda'nın bugünkü projesi kazandı. Bu proje 1944 yılında inşası başladı. 9 yıl sürdü Anıtkabir'in inşası. 1953 yılında, Eylül ayında Anıtkabir'in inşası bitti. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ölümünden yaklaşık olarak 15 yıl geçmişti. 9 Kasım 1953 tarihinde katafalkı açıldı, son kontroller yapıldı ve 10 Kasım 1953 tarihinde cenaze töreniyle Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e getirildi ve ebedi istirahatgahına defnedildi. Yani Anıtkabir'e defnedilmesi Atatürk'ün ölümünden 15 yıl sonradır. 15. yıl dönümünde Anıtkabir'e defnedildi. Anıtkabir toplamda çevresindeki Barış Parkı ile beraber 750 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu Barış Parkı dediğimiz Anıtkabir'in çevresindeki ormanlık alan. Yaklaşık olarak 25 ülkeden getirilmiş olan 100'den fazla tür ağaç ve bitki var bu Barış Ormanı'nda. İki kısımdan oluşur Anıtkabir. Bir Barış Ormanı, Barış Parkı, bir de tabii ki Anıt Grubu. Anıt Grubu yapıların bulunduğu alana verilen isim. Anıt Grubu da 120 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Anıt Bloğu 3 bölümden oluşur. Aslanlı Yol, Tören Alanı ve Mozole. Zaten Anıtkabir'de yapacağımız gezi içerisinde de aynı bu sıralama takip edilir. Atatürk'ün mezarının bulunduğu mozole ve tabii ki içindeki şeref holü bütün Anıtkabir grubunun, anıt grubunun en önemli kısmını oluşturuyor. Gezimizin sonuna bırakmamız her zaman için manevi yönden de daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tören alanından mozoleye yaklaşık olarak 42 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Merdivenin hem sağında hem solunda Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili çok güzel kabartmalar vardır. Bir grup fotoğrafı ya da bireysel olarak fotoğraf çekmek için de en güzel nokta merdivenin ortasındaki hitabet kürsüsüdür. Tam ortada hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazar.
Daha sonra oradan yukarıya doğru devam ederiz ve karşımızda muhteşem mozoleyi görürüz. Ön ve arka yüzlerinde 8'er, yan yüzlerinde 14'er kolonat ya da sütun ne derseniz bunlarla süslüdür. Tam karşımıza aldığımızda sağda ve solda Atatürk'ün 10. yıl nutku ve gençliğe hitabesi işlenmiştir. Şeref Holü'ne girdiğimizde gene iç kısımda duvarlarda Atatürk'ün Türk ordusuna son mesajı ve İsmet İnönü'nün taziye mesajı işlenmiştir. Mozole 72 metreye 52 metreye batlarında bir dikdörtgendir. Yüksekliği de yaklaşık olarak 17 metredir. İçeriye girdiğimizde tavanların mozaiklerle geleneksel Türk halı motiflerinde süslenmiş olduğunu da göreceğiz. Zaten Anıtkabir mimarisinin her yerinde Anadolu'nun çeşitli kültürlerine ait bu etkileri görmemiz olasıdır. Atatürk'ün gerçek mezarını görme şansımız yok. Şu anda bulunduğumuz yer, yani mozolenin içerisinde bulunduğumuz yer, gerçek mezar odasının yaklaşık olarak bir 15 metre kadar üstünde yer alıyor. Gerçek mezar odası alt taraftaki müzeyi gezerken ekranlarda içini görebileceğimiz noktada o 40 tonluk Osmaniye mermerinin tam altına denk gelen yerdedir. Hiçbir zaman açılmaz, ziyarete açık değildir. Anıtkabir'i ziyaret edenlerin Atay'ı ziyaret edebilecekleri, mozoleyi ziyaret edebilecekleri tek nokta o 40 tonluk Osmaniye mermerinin önüdür.